Güney ilçesi, Denizli merkeze 76 kilometre uzaklıkta bulunan güzide bir ilçemizdir. Doğusunda Çal, batısında Buldan ve Sarıgöl ilçeleri bulunmaktadır. Büyük Menderes Nehri'nin kenarında kurulmuş olan Güney, sıcakkanlı ve dürüst insanlarıyla şirin bir yerleşim yeridir. Denizli'nin iki önemli barajı olan Cindere ve Adıgüzel Barajı, Güney sınırları içindedir. Güney'in görülmeye değer en büyük doğal hazinesi Güney Şelalesi'dir. Şelalede oluşan Damlataş Mağarası da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir. Burada yapılan son düzenlemelerle de şelaleye gelen ziyaretçiler daha rahat ve güzel bir ortamda dinlenebilmekte, manzaranın keyfini yaşayabilmektedirler. Buraya ben daha önce geldiğimde asma köprüler üzerinden araçların geçtiğini biliyorum. Yol konusunda sıkıntı yaşandığını biliyorum. Ama yönetime geldiğinizden beri Güney ilçesine birçok değişikliğin olduğunu biliyoruz. Ama nedense insanlar, özellikle Denizli merkezdeki insanlar, Güney Şelalesi'nin yolunun çok kötü olduğunu, sadece şelaleyi görmek yetmediğini düşünüyorlar. Biz bugün normal yoldan yürüyüp geldik. Çok muhteşem bir yol yapıldı. Şu an değişim bu yol üzerinde. Peki ilerleyen zamanlarda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi önemli bir tespit bu söylediğiniz. Belki bu konuda da şelalemizin ve ilçeden sonraki buraya ulaşım konusundaki en çok rahatsız oldukları ziyaretçilerimizin, yani 2 yıl öncesine kadar buraya bizleri ziyaret eden insanların sorunuydu aslında belki çözümlenen konular, şu ana kadarki çözümler noktasında. Bu da şudur: artık biz ilçemizden sadece araçla ilgili değil, yaya olarak bile yürüyüp buraya gelmeye kalktığı zaman ziyaretçilerimiz çok kısa bir sürede yürüyerek gelecek ve işte çam ve o mis gibi doğayla buluştukları noktadaki çam kokusunu ciğerlerine teneffüs ettikleri, yine devamında artık tamamlanmış olan Cindere Baraj gövdesindeki özellikle o muhteşem yapıyı ve yine baraj gövdesinin tutmuş olduğu o gölet manzarasını görecekler. Artık bundan böyle sadece Güney Şelalesi'ni görmekten öte çok daha farklı onları yeniliklerle buluşturacağız. Bundan sonrası için de tabii ki çalışmalarla ilgili, hizmetlerle ilgili sınırı yok biliyorsunuz. Bu kadar güzelliğin olduğu bir ilçeyi tanıtma işini 1999 yılında kurulan Güney Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfı üstlenmiştir. Yerel yönetime katkı vermek, ekonomik ve sosyal anlamda desteklemek, insan yaşamının ve toplumsal yaşamın en anlamlı yanlarından biri olduğu gibi toplumsal sorumluluğu paylaşmanın da bir yoludur anlayışıyla yola çıkan Güney Vakfı, hemşehrilerini ortak bir bileşen etrafında toplama, ilçesine ve insanlarına destek verme ve hemşehrileri arasında her türlü etkileşimi sağlama girişimini sürdürmektedir. Bu çerçevede 1999-2010 yılları arasında 269 öğrenciye eğitim katkısı verilmiş, Güney Spor'a ve minik futbol takımına malzeme desteği sağlanmıştır. Mustafa Eğercioğlu tarafından bağışlanan ve orman alanı olarak değerlendirilen alanın etrafı Pamukkale Şarapları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenmiş, bakım ve sorumluluğu Güney Belediyesi üstlenmiştir. Bu araziye Mustafa Eğercioğlu Güney Kalkınma Vakfı Orman Alanı ismi verilmiştir. 3 Eylül 2006 ve 2007 tarihinde yapılan Güney Kurtuluş Günü Bağcılık ve Kültür Festivali düzenlenmiş ve 2008 yılından itibaren Güney Bağcılık, Kültür ve Sanat Festivali adıyla her yıl yapılmaya devam etmektedir. Festival etkinlikleri kapsamında 2006, 2007 ve 2008'de Güney'de sanat katalogları hazırlanıp bastırılarak Güney kitlelere duyurulmuştur. Bu kapsamda Güney, ulusal ve yerel basının ve sanat çevrelerinin ilgi odağı durumuna gelmiştir. Bundan sonraki yıllarda da Güney Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfı,
Güney Belediyesi ve Pamukkale Şarapçılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi organizasyonuyla bu hizmetler çeşitlendirilecek, değerli üyelerimizin ve halkımızın da katkılarıyla bu faaliyetlerin artması sağlanacaktır. Ve Güney, bir kültür sanat merkezi haline dönüştürülecektir. Güneyli hemşehrilerimizi bir araya getirmek, sağlıklı ve olumlu ilişkileri arttırmak amacıyla her yıl düzenlenen Güney Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfı yemekleri gelenekselleştirilmiştir. Güney ilçesinin en büyük gelir kaynağı üzüm ve şarapçılıktır. Ve Güney ilçesi bünyesinde dünyaca ünlü bir markayı barındırmaktadır. Pamukkale Şarapları. 1962 yılında Tokat kardeşlerin yatırımlarıyla kurulan fabrika şu an dünyaca ünlü bir marka haline gelmiştir. Bunun dışında geçim kaynakları arasında birçok ailenin ilk göz ağrısı, kiminin çilesi, kiminin de geçim kaynağı olmuş tütün, toprakların bereketli olduğunu gösteren zeytin, sığır besiciliği, damızlık boğa ve tavuk üreticiliği de bulunmaktadır.